Yalnızca gelinlik adı herkesin yüreğini hoplatır. Ama gelinlik denince artık gözümüzde çok klasik, tek tip bir gelinlik canlanmıyor. Seçenekler öylesine arttı ki seçim yapmak zorlaştı. Mutluluğun en şık göstergesi olan gelinlik dünyasına gidiyoruz hep birlikte. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Sultanbeyli İstanbul'dan sesleniyoruz. Çağlar, kuaför ve gelinlik salonuna konuk olduk. Ve mekanın sahibi Sayın Ahmet Ertürk ve sevgili kızı Çağlar Ertürk ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey, ilk sizden başlamak istiyorum izninizle. Çünkü bu işin piri sizsiniz, kurucusu sizsiniz. Çok uzun yıllara varan keyifli bir geçmiş var. Yıl 1992 ya sonrası diyelim. İşte 92'den 95'e kadar biz bu kuaför işiyle... İlk kuaförlükle başladık. Evet, ilk kuaför işi. 95'ten sonra gelinlik. Kuaför hala devam. Kuaför yine devam ediyor, hala devam ediyor. Biz bunu tabii başlarken gelinliği biz bilmiyoruz, tanımıyoruz, neyin olduğunu bilmiyoruz. Yeni yeni böyle işe, bu sektör, sektöre el attık. Fakat gelinlik yapan bir, gelinlik işi satan bir mağaza var. Bir işim gereği mağazaya girdim. Mağazacı, ben bu işi yapacağımı ben daha önceden de birkaç defa söylemiştim yanında. Ya dedi, ben dedi bu gelinliklerimi sana devredeyim. Ben dedi bu işten vazgeçeceğim. Biz bu işi yapamayacağız. Bu ağır bir iş dedi. Tamam dedim. O zamanın gelinlik artık hep tül, böyle bu tür gelinlikler değil. Gelinliklerin ziyan olması, sararması çok an meselesi. Bilhassa eğer iyi bir firmanın malı da değilse. Ben dedim ki tamamını bana devredebilirsin, ben alırım dedim. O zamanın parasıyla aşağı yukarı 8 milyar lira civarında 30 tane gelinliği biz pazarlığını yaptık. Ve başladı gelinlik sektörü. Gelinlik sektörüne biz girdik. Fakat aldığımız gelinliğin biz tabii neyin olduğunu bilmediğimiz için bize de zaten böyle bir avantaj tanıdı. Haftadan haftaya benim paramı öde dedi. Maalesef ben adamın gelinliğinden bir tane gelinlik dahi vermeden gelinlikler elimde soldu, sarardı. O gelinlikle ben hiç iş yapamadım. Ondan sonra diğer yerlerden tedarikle başladım ben bu işe. Sadece o adamın, vesile olmuş oldu. O adamın gelinliğinin parasını da ben o başka yerlerden tedarik ettiğim gelinliklerle ödemesini yaptım. Ve böylece gelinlik sektörüne atıldık. Yıllar yılı kovaladı. Modelleri kovaladı. Artık biz de modelleri takip etmeye başladık. Nerede bunun daha iyisi Türkiye'nin yapılıyor? Türkiye'nin neresinden tabii bizlere en kaliteli buluşturulur diye araştırmalar başladı. Ve gittiğimiz firmaya biz hiç, benim ağzımdan hiçbir zaman bana ucuz mal ver demedim. Bana en pahalısını vereceksin, en iyisini vereceksin. Benim etrafımda bu işi yapan olduğu zaman ben adamla rekabet yapabileceğim, rekabet gücüm çok yüksek olacak. Ve ona göre ben ilk andaki olan şey aslında sizi tetiklemiş. Tabii. Bu da başarıyı zaten da beraberinde getirmiş tabii diye düşünüyorum. O muhakkak bir darbe yiyince bir daha darbe yememek için bütün elimdeki gücümü, malın güzel oluşu, gelen yerin oluşu, firmanın sağlam oluşu, buralara çok dikkat edin. Çok doğru. Gerçekten burada bizlere sunmuş olduğunuz onlarca modelde bu dediklerinizin bir aynası olarak bizlere yansıyor. Sayısız, sınırsız bir ürün yelpazesi var ve hepsi o kadar birbirinden güzel ve farklı ki biz teşekkür etmek istiyoruz size bu sektörü bizler için açtığınız için. Zaten kuaförlükte gelen talepler sizi biraz da bu yöne teşvik etti. Müşteridir zaten insanları mal sahip edecek veyahut da işi yürütebilecek, kabiliyete getirecek müşteridir. Müşteri senden istekte bulunur.
Sen ona arz göre malı talep. Tedarik edersin. Kesinlikle. Bu biz yapılan gelin başları, yapılan işte nişan başları ve dediniz ki bunlar daha uzaklara gidip yorulmasınlar. Zaten özel günler için yoruluyorlar. Tabii. Diyerek bu muhteşem sektör bizlerle buluştu. Gerek gelinlik adına, gerek nişanlık adına, gerek kına ve bindallı adına. Araba süsünü de dahil yapıyoruz. Hemen o paketlere geleceğim. Evet. Çünkü burada müşteri memnuniyeti her tabii. şeyden önemli. Sevgili kızımız Çağlar da adından anlaşılacağı gibi bu mesleğe soyundu. Evet. Babasının mesleğini benimsedi ve aynen. sizlerle değil mi Çağlar'cığım? Evet. 7-8 yıl oluyor buna başlayalım. 8-9 yıl olmak üzere. Değil mi? Evet. Hani derler ya çekirdekten başladım. Seninki aynen. galiba tam aynen, öyle aynen. olmuş. Ablalardan devir alarak iki ablam daha var benden büyük. Onlar ilk bu işe başlayıp devamında artık. Bir aile şirketi sevgili aynen. annemiz, aynen. ablalarımız, damatlar. Burada herkes var. Evet. O zaman ne yapalım? Tüm ekibe kocaman bir teşekkür edelim. Teşekkür bu bir ederim. Ekip işi çünkü tabii. emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim. Evet. Ve Çağlar'cığım gene ben sana dönmek istiyorum. Biraz da sevgili babamızın başlattığı, kurduğu ve sonra sana devrolan ama hala omuz omuza birlikteliğin sürdüğü keyifli bir mekandayız burada. Modeller nasıl seçiyor? Nerelerden yararlanıyorsunuz? Biraz anlatır mısın bize? Ya, genel firmamız İzmir olmak üzere başladık. Bu işin piri evet, İzmir orası. Kesinlikle. Yani oradan hazır ürünlerden alıp burada kendimiz de istersek değişiklikler üzerinde yapılabiliyor. Dediğimiz gibi paketlerimiz yine mevcut. Aynen biraz açalım mı o paketleri? Yani mesela bizden gelinlik kiralayan veya satın alan müşterilerimize ki nişanlık da buna dahil mi? Nişanlık da dahil evet. Mesela nişanlık kiralayan veya satın alan müşterilerimize nişanbaşı olsun, araba süsü olsun, belli sınırda bir fotoğraf hediyemiz var. Yine işte aksesuardır üzerine kullanacağı, üzerindeki değişiklikler dahil olmak üzere veriyoruz. Gelinliklerimizde de aynı şekilde gelinlik kiralayan ve satın alan müşterilerimize kına gecesinde giyeceği renkli tuvalet tarzı bir elbisemiz ve kına yakılırken giyebileceği işte bindallı tarzı yöresel elbiselerimiz mevcut. Hediye. Hediyemiz için de ekstra hizmetli sınır yok. Aynen. O zaman kuaförümüz çok güzel. Ait. Evet. Yani buraya giren sevgili konuğun yorulmasına, düşünmesine hepsi gerek yok. Aynen. Onları düşünen bir Çağlar kuaför ve gelinlik salonu var. Evet. Bu anlamda da iyi ki varsınız diyoruz ve uzun yıllar çok hatta diyelim ki ikinci nesil gelmiş, üçüncü, dördüncü nesiller boyunca daim olsun bu İnşallah. Güzel mekan ama hep aynı kaliteli ürün yelpazesi ve İnşallah. Aynı gülen yüzlerle birlikte. En önemlisi o bozmadan devam etmeye çalışıyoruz. Değil mi canım? Burada gelen konuklar da çok şanslı. Anladığım kadarıyla burada gerçekten sınırsız bir ürün yelpazesi evet. var. Onların üzerlerinde ufak tefek de olsa tadilatlar isteyebiliyor. Evet. Ya da ne bileyim burasında az bir taşı varsa birkaç taş ilave evet. ettirebiliyor. Evet. İşte ne bileyim elindeki çiçeğine hoşuna gitmezse bu işte pembe değil de mavi olsun evet, evet, diyebiliyor. Değil mi? Bütün bu şartları da sizler kabul etmiş şekilde konukları ağırlıyorsunuz. Evet. Hizmette tekrar ediyorum sınır yok. Yeter ki müşteri buraya gelsin ve uygun fiyat kalitesiyle birlikte evet. de bu muhteşem yelpazeden yararlansın. Bu doğrultuda da hedeflerin de büyük olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hemen sormak istiyorum Çağlar. Özellikle bu sorum sana. Hedefler neler diyorum? Hedeflerimiz yani küçük bir dükkandan başlayarak bu kadar hani büyüyebildik. Kendimiz hani dediğim gibi bu sınırları bozmadan büyüyebildik bu zamana kadar. Bundan sonra da aynı şekilde hani büyüyebildiğimiz kadar, insanlara yardımcı olabileceğimiz kadar daha da büyümek ve kalitemizi hep aynı sınırda tutabilmek budur yani. Değil mi? Kaliteden evet. ödün vermeden aynen, evet. buradaki hizmeti sonsuza dek daha da büyüyerek evet. sürdürmek en büyük hedef. Evet. Çağlar zaten bir marka olmuş durumda şu an Sultanbeyli'de. Evet, evet. İnşallah bu marka uzun yıllar İnşallah. Bizlerle olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun efendim. Ben müşterime de burada devamlı bunu söylüyorum. Pahalıdır, vardır hikmeti, ucuzdur, vardır illeti. Kesinlikle katılıyorum. Benim malım diğer yerlerden birkaç kuruş fazladır. Bak bunu ben yüzüne de söylüyorum müşteri. Bunun nedeni de kalitedir. Kalite varsa tabii ki ötekinden daha bir kaliteli malım varsa benim. Alırken de ben onu zaten adama daha diyorum ki bana en pahalısını şey. Ver diyorum. Tabii ki orada bir fark olacaktır. Alayı. O orada kadar hiç... haklısınız ki. Ha. Çünkü müşteriyi ben aldatmaya uğraşmıyorum. Müşteriye doğruyu söylüyorum. Diyorum ki bak benim malım kaliteli. Farkı olacaktır. Bunu ben şimdiden söylüyorum. Başka yerde de ya orada uydu burada buydu meselesine kafana takma. Ben diyorum bak kaliteli mal veriyorum.
parası belki birkaç yer kuruş fazla olabilir. Ama sen bu kaliteyi başka yerde de birileri gördüğü zaman ağrımaz. Başın ağrımaz. Birileri de sana aynen. Nereden buldun diye bunu sorar. Aynen. Bir de şunu hemen ben oraya eklemek istiyorum izninizle. Çünkü o kadar çok bu konulara tanık oluyoruz ki hani çok katılıyorum söylediğiniz cümlelerin tümüne. O kadar özel günlerimizde bizlerlesiniz ki yani tekrarı yok. Tabii. Salondan içeriye girerken kopan bir kopça. Ne bileyim birazcık hani zorlandığınızda fermuarın yırtılması. Tabii. Veya keza diğer konularla karşılaşacağımız aksilikler bütün bunları yani bir hüsrana dönüşmesine neden tabii. olacak doneler. Evet. Ve tabii ki burada daha kaliteli bir hizmetinde tüm bunların sıfıra inmesinde en büyük katkı İktisi. Oluyor. Tabii. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şeyiz. Kaliteyi bizlerle buluşturduğunuz için. İnşallah, sağlıcakla kalın efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sultanbeyli İstanbul'dan Çağlar Kuaför ve Gelinlik Salonu'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra, 22 yıllık bu tecrübeden sonra artık gelinlik deyince adres belli olmuş diyoruz. Çağlar Gelinlik, söz Merkez Stüdyolarında.